Arkadaşlar selamlar. Bugün yeni metada sniper'a kasılan ve oyunlarda karşınızdakini veremetmenize sebep olan bir build göstereceğim size. Tabi bu nacizane benim fikrimden oluşan, tabii ki oyunun gidişatına ve oyunun içeriğine bağlı kasmanızı farklılaştırabilirsiniz. Ama bu şekilde kastığınız zaman inanın sadece ulti ile bile karşınızdakini veremeyecek seviyeye ulaşıyorsunuz. Ben Divine'ı tercih etmeyeceğim çünkü oyunda Divine son noktada, bir de önünüzde bir tankınız yoksa biraz zor alınabilen bir item. O yüzden Divine konusunda hani size bir yorum yapamayacağım. O oyunun tamamen gidişatın akışına bağlı kasabileceğiniz bir item. Ben daha ziyade böyle oyunun içerisinde oluşturabileceğiniz bir build'i göstereceğim size. Hem vuruş hem de ulti olarak ciddi anlamda karşınızdakine tek atabileceğiniz, karşınızdakini sadece ulti ile bile veremedebileceğiniz bir build görüyorsunuz şu anda. Özellikle bu yeni gelen Kanda, Daedalus'la beraber kasılırsa, ki çalışmadığını iddia edenler var, kesinlikle çalışıyor. Muhteşem bir damage sağlıyor size. Yani neredeyse full canı tekleyebiliyorsunuz. Hatta çıkan saçmalarla yanındakilerin bile canı gidebiliyor. Bence muhteşem bir build. Özellikle Divine çıkamıyorsanız, ölme riskiniz fazlaysa, hem atış hızı hem vuruş hızı bakımından muhteşem oluyor. Gördüğünüz üzere yok ediyor yani vurdunu. Tabi burada kahraman demiyoruz. Hani oyunda da muhteşem olur, şöyle olur, böyle demiyorum. En azından oyun içinde akışa bağlı, karşısındaki hero'ya bağlı. Sadece iki vuruşla bile karşınızdakini oyundan silebiliyorsunuz. Tabi genellikle sağ kill kriyaları oyunda nefret edilen hero'lar olmakla beraber çok da seçilen hero'lar var. Bu şekilde biliyorsunuz siz de. Benim nacizane fikrim bu şekilde bir build bayağı işlevli oluyor. Farm açısından zorda değilseniz. Item'ların sırasına gelecek olursak da benim tercihim tabii ki önce botu bitirdikten sonra, işte ben satanektir vesaire hiçbir zaman gitmedim çünkü hep önümdeki tanka bağlı oynadığım için bu şekilde bu build tercih ettim. Ama ilk sırada mutlaka Mjolnir'i çıkıyorum. Ama ilk başta Maelstrom'la başlıyorum. Onun üstüne Daedalus'u bitiriyorum. Mjolnir'i tamamlıyorum. Daha sonrasında Monkey King Bar gidiyorum. Ondan sonrasında Kanda'yı, daha sonrasında da Butterfly'ı tercih ediyorum. Bu sıralamayla kasıyorum hero'yu. Benim için kolay bir kasma süreci oluyor. Sizin için daha farklı ya da sizin oyun akışınıza bağlı daha farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Ama oldukça bu Kanda'dan sonra özellikle etkili bir yöntem oldu oyunda. Bazı kişilerin işte tercih ettiği Dragon Lance'ı vesaire ya da işte onun bir üstü Pike'yi ben hiçbir zaman tercih etmiyorum. Zaten aldığınız yan itemlara bağlı uzaktan vurabiliyorsunuz. Bence sniper için hiç gerekli bir item değil. Dediğim gibi ama tercih meselesi, çok zordasınızdır. Oyunun başında geriden vurmanız gerekiyordur. Buna yorum yapamayacağım. Ama benim tercihim ve oyun sıralamam bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.